Peki paşam, şimdi alternatife yönelirse Türkiye ne olur? Tam da burada bir virgül koymuştuk yorumunuza. Ben tabii şöyle bir şey söyleyeyim. Sayın Tör'ün söyledikleri konu zaten şu anda yapılıyor. Yani onlar Milli Savunma Bakanlığı bu konuda uçak istekleriyle ilgili tarihler dahil olmak üzere bunlar hepsini bildirir Kore'ye. Yani onlar görüşüyor zaten şu anda. Görüşenler onlar. Hangi parça ne kadar üretilecek, ne kadar üretilecek, zamanı nedir, ne kadar zamanda tezgah dolu mudur, boş mudur, başka bir yere bir şey var mı? Yani bunlar şey. Bir de bizim uçaklarımızın durumu, yani en modern uçağımız şu anda 50 bloktur. Blok 50'dir. Evet. Viper serisi uçağımız yok. Ve bizim uçaklarımızın radarları mekanik olarak çalıştığı için karşı taraf, yani Viper'lar çok daha çabuk hedef tespiti yaparlar ve hemen şey yaparlar, füze atışı için gerekli hazırlıkları yaparlar. Ama bizim uçaklarda bu iş 15-20 saniye gecikir. Yani bütün bunları dikkate alıp ona göre yapılıyor bu işler. Şimdi tabii ki Türkiye'nin komutan, bizde Blok 52 planı Plus'ta var. Var. Şey var komutan, bizde Blok 52 Plus'lar da var. 30 taneydi, 29 tane kaldı. Tamam ama yani açık Viper yok yani, onu demek istiyorum. Viper yok, evet. Viper yok. Viper yok yani. Bir de F-16 Özgür, bizim kendi modernizasyonumuzu gerçekleştirebiliyoruz ama dediğimiz gibi o da Blok 50, değil mi? Hani yani modernizasyon da olsa efendim, Blok 50 de olsa, 52 de olsa, sonuçta modernizasyon kitlerini Amerika'dan almak durumundasınız, oradaki şirketten almak durumundasınız. Evet. Yani biz üretemiyoruz kitleri, modern şey yapıyoruz. Yani tabii kitler ki geldiği zaman çok rahatlıkla, bunun uygulamasını çok rahatlıkla biz yapıyoruz. Yok. Fakat nihayetinde yani, o kitin gelmesi lazım. Evet, kitin gelmesi lazım. Zamanlama gelmedi. Biraz evvel söylediği doğru tabii. Yani zamanlama olmadan olmaz. Yani belli zamanlarda ne zaman uçak, yeni uçak verilecek, ne zaman kitler gelecek. Türkiye'nin planı var. O plana göre hava kuvvetlerinin gücünü muhafaza edecek şekilde planlaması var. Şimdi bu kesilirse yani biz 3 sene, 4 sene bekleyebilir miyiz? 5 sene bekleyebilir miyiz? Yani bu görüşme süresi uzadıkça bir de bu işin hazırlığı var, üretimi var. O üretim ve Türkiye'ye, uçağın Türkiye'ye teslimi, hava kuvvetlerine teslimi uzayacak. Dolayısıyla Türkiye birkaç sene, belki 200 sene, 4 sene F-16 verseler bile bu zamandan dolayı çok önemli bir zafiyet geçirecek. Yani en azından bazı uçaklar kullanılamayacak durumda olacak. Bazı uçaklar teknolojik olarak çok geride olacak. Yani Blok 30'lar mesela teknolojik olarak çok geride olacak. Yani onun için bu işin evet doğru halledilmesi lazım. Bir tarih verilmesi lazım. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ne o gönderilen şeyde bize şu tarihe kadar şöyle bir zaman cetveli içerisinde şu uçaklar gerekiyor. Verirseniz tamam, vermezseniz de biz başka yerden bulacağız diye. Peki. Amerika Birleşik Devletleri yaparsa yapar efendim. Yani sonuçta KAS yaptırımlarını bize koyarsa kendisi bilir KAS yaptırımlarını. Türkiye herhalde uçaksız kalmayacak. Yani bu uçakları hava savunma sistemleriyle de şey yapamazsınız, ikame edemezsiniz. Yani hava savunma sistemleri bellidir. Yani sabit sistemler. Uçaklar taarruzi amaçla da kullanılıyor aynı zamanda. İkisinin ortak kullanılması lazım. Bu bakımdan Türkiye biraz evvel yine söylediği gibi arkadaşımın şey yapar. Batı ülkelerden bile alacaksa bu ülkelerin, bu uçakların içerisinde, bu parçaların içerisinde Amerika'nın yaptığı parçalar varsa bu da konuşulur. Yani Türkiye bu konuda epey yol aldı. Yani konuşulur. Hatta şunu söyleyeyim. Yani Rusya'nın bile bazı parçaları şeyden alınıyor. Yani Rusya uçak yaparken o uçak parçalarının bir kısmını İsrail'den alıyor. İsrail'le birlikte çalışıyorlar. İsrail, acaba İsrailli firmalar Amerika'dan uçak parçası alıyor mu almıyor mu? Bunlara bakmak lazım. Tabii. Mesela Güney Kore yaptı uçağını ama o da Amerika'dan alıyor. Çin yaptı. Çin'in de bazı şeyleri var. Bazı parçaları oradan aldığına dair. Özellikle de şeyleri, çipleri falan oradan aldığına dair şeyler var. Yani Türkiye sonuçta bunu alır. Ya da Türkiye o zamana kadar, yani o gücü muhafaza edinceye kadar o gücü
Elde edinceye kadar. Evet yani yapıncaya kadar, temin edinceye kadar o zaman siyasi bir takım faaliyetlerini durdurmak durumunda kalır. Bazı faaliyetlerini geri almak durumunda kalır. Bir ülkenin bu tür faaliyetleri, yani mesela Ege'deki sorunların geri bırakılmayacağını biliyoruz. Adalar Denizi'ndeki adaların, hava sahasının, Kıbrıs'ın, diğer konuların. Yani o zaman mutlaka ya çok önemli şeyden, Kıbrıs Harekatı'nı Libya'dan aldık mesela. Evet. Başka bir ülkeden alabilir mi, alamaz mı? Başka bir ülkede, yani bu işin şeyi çok, pilotlarını gönderip orada eğitemez mi? Yani bunu gizli saklı yapan çok sayıda ülke var. Türkiye bunların hepsini yapar. Yani uçak üreten ülkeler belli. Yani Çin üretiyor, Güney Kore üretiyor, ama Güney Kore'ninki biraz evvel söylediğim gibi Amerikan'dan alınan parçalar üretilen. Başka kim üretiyor? Rusya üretiyor. Evet. Ondan sonra bir de işte batılı ülkeler, İsveç falan üretiyor. Yani bunlar, evet. Türkiye bunlardan en azından bu zayıflama döneminde ya da bazı uçaklarını modernize etme döneminde yapamadığı miktarda uçağı alır. Yeni uçak, yeni milli muharip uçak yapılıncaya kadar da bunları kullanır. Ama biz bunları paket olarak alıyoruz. Paket olarak aldığımız zaman bunun içerisine eğitim var, modernizasyon var. Ondan sonra bunların yedek parçaları var. Yani böyle baktığınız zaman bakım sistemi var. Yeni baştan o zaman teknisyen yetiştireceğiz. Yeni baştan yeni bir bakım sistemi kuracağız. Evet. Yedek parça stokumuzu yeni, peki, baştan yapacağız. Yani dolayısıyla bu işin sadece kasa boyutu yok. Yer boyutu da var. Evet, en önemlisi zaten şu andaki yani çepeçevre bizi kuşatan, birazdan arkamızdaki haritaya da yansıtmaya çalıştığımız bir çatışma yani. Hayır, tehdit var ama efendim, tehditle beraber sizin harcayacağınız para miktarı çok fazla oluyor. Yani siz aldığınız zaman uçağı, uçak, eğitim paketi, ondan, tabii, sonra bunun simülatörü, ondan sonra simülatörleri, bunların mühimmatı, yeni baştan belki atacakları mühimmatı, yani bizim mühimmatımızı atmaları için şeyde, yönetim bilgisayarında değişiklik yeniden programlama. Yani hem zaman eğitimi, hem de son derece ciddi bir maliyet yükü demek. F-16'ya, evet, alternatif, evet, almak demek. Yani bu da zaten teknisyenlerinizin eğitimi. Tabii. Yani Türkiye'nin işini zorlaştırmak, uzatmak ve çok külfetli hale getirmek isteyenin de aslında bu yola doğru, değil mi, sürüklemesi lazım. F-16 vermeyeyim, aa bak yani sen yabancıdan alternatif uçak mı aldın? Hay Allah, benim de sana bunu uygulamam lazım. Ayrıca bakalım ne yapıyorsun deyip, değil mi? Bir anda bir Akdeniz'de, Ege'de, yani şu anda birazdan aktaracağız. New York'ta Dendias'ın, Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın gene son derece rahatsız edici açıklamaları vardı.